kere hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir video ve yeni bir yemekle karşınızdayım. Çok güzel bir yemek yapacağız bugün. Karnabahar yemeği yapacağız. Karnabaharımızın malzemelerinden biraz bahsedeyim. Tabii ki karnabaharımız var, yağımız var, soğanımız var, salçamız var, kıymamız var, kırmızı pul biberimiz var, karabiberimiz var, bir fiske kekiğimiz var. Bu kadar arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Yine normal yemek yapar gibi sıvı yağ tencereye koyacağız. Doğradığımız soğanı tenceremize koyacağız. Soteleyeceğiz. Şöyle biraz salça koyup ve kıyma koyup birlikte soteleyeceğiz. Ondan sonra yıkadığımız, ayıkladığımız karnabaharları haşlamanıza gerek yok. İsterseniz haşlayabilirsiniz ama ben haşlamıyorum. Zaten çabuk pişiyor. Karnabaharları içine koyuyoruz. Suyunu ekliyoruz. Ben çok sulu yapmıyorum. Yani çok çok sulu yemek sevmiyorum zaten. Suyu daha az olsun istiyorum yemeklerin. O yüzden çok fazla su kullanmamaya çalışıyorum yemekte. Bir ölçüm var benim. O ölçüde yapıyorum. Siz az ya da çok sulu seviyorsanız ona göre ayarlarsınız. Kırmızı pul biberini, karabiberini, tuzunu, bir fiske de kekik. Kekik çok güzel lezzet veriyor. Mutlaka deneyin. Kekiğini koyuyorsunuz ve şahane bir yemek oluyor. Şimdi karnabahar yemeğimi yapmaya geçelim hep birlikte. Karnabahar yemeğim için yağımı tencereme koydum. Şimdi kıymamı kavuracağım öncelikle. Kıymamın üzerine soğanlarımı ekledim. Şimdi bunlar biraz sotelenince salçamı ekleyeceğim. Yemeğime salçamı da ekledim. Bunu birlikte soteliyorum. Karnabaharlarımı ekledim. Biraz da böyle soteleyeceğim. Tuzunu, karabiberini, kırmızı pul biberini, bir fiske de kekik koyacağım. Suyunu ekleyeceğim ve pişmeye bırakacağım. Tuzunu, kırmızı pul biberini, karabiberini, bir fiske de kekiğini ekledim. Şimdi biraz sonra suyunu ekleyip yemeğimi pişmeye bırakacağım. Bahar yemeğimin suyunu da ekledim. Pişmeye bıraktım. Pişinde de videoya çeker size gösteririm. Karnabahar yemeğim pişti gördüğünüz gibi. Birazdan altını söndüreceğim. Yine servis tabağında da çekimimi yapar size gösteririm. Karnabahar yemeğimi tabağıma servis ettim. Şimdi masaya götüreceğim. Siz de denerseniz afiyet olsun. Evet, karnabahar yemeğimizi yaptık. Bitti. Videoda tabii ki burada bitti yemekle birlikte ama yemeğim gördüğünüz gibi servise hazır. Çok güzel bir yemek oldu. Bir kere çok lezzetli oluyor. Ben çok beğeniyorum. Bir başka yemekte buluşmak üzere saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Videoyu kapatırken her zaman olduğu gibi yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Bizi yalnız bırakmayın. Yine gelin. Hoşça kalın.